Pera Müzesi'ndeyiz. Pera Müzesi'nin Minyatür 2.0 sergisinde çok ilgi gören bir sergi ve yanımızda serginin küratörü sevgili Azra Tüzünoğlu var. Hatta Azra 40 yaş altı 40 sanat insanından biri ve yanında serginin sanatçılarından biri sevgili Halil Altındere var. Halil Altındere'nin de 100 kişi arasında gösterilen bir listede. Evet, listeler içerisinde karı koca olarak ilk defa da ne yapsak da birlikte röportaj veriyorsunuz. Bu bizim için çok kıymetli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet, bu eş olma durumunu daha sonra konuşacağız. İşin pastanın belki çilekli kısmı diyelim onun için, ama sergiye gelelim. Çünkü Minyatür 2.0 sergisi dediğim gibi başta herkesin çok ilgi gösterdiği ve sevdiği bir sergi oldu. Sergiyi özetlemek gerekirse ve kısaca anlatmak gerekirse neler söylersin Azra? Bu sergi için yaklaşık 3 senedir Güce Özkara ile birlikte çalıştık. Ve fakat benim minyatürle ilişkim aslında biraz daha önceye dayanıyor. Hamra Abbas'ın 2008 sonu 2009 başında Şarja Bienali'nde gördüğüm bir eserine dayanıyor. Hamra'nın o eserini gördükten sonra minyatürün olağanüstü bir potansiyeli olduğunu ve çağdaş dünyanın içinde de aslında birazcık es geçilmiş, çok bakılmamış bir alan olduğunu düşünmüştüm. Ancak sonrasında, yani Hamra'yla ilişkim devam etmesine rağmen, özellikle sadece minyatüre bakan eserlerle ilgilenmemiştim. Ancak 3 yıl öncesinde Halil, Güce ve ben birlikte klasik minyatür çalışmaya başladık. Bu alanın nasıl bir potansiyel olduğunu fark ettik, doğruyu söylemek gerekirse. Ve tabii içine girdikçe, genişledikçe genişleyen bir alan minyatür sanatı. Dolayısıyla sadece Osmanlı'da değil, hem Hindistan'da, hem İran'da, hem Pakistan'da minyatürün nasıl bir potansiyel taşıdığı bizim ilgi alanımız oldu. Klasik minyatür, bildiğiniz gibi aslında minyatürün kökenine ilişkin çeşitli teoriler var. Tam olarak sadece bir minyatür hikayesinden bahsedemiyoruz. Bizim köklendirdiğimiz, yani bu sergiyi de dayandırdığımız minyatür teorisi aslında İslam sanatı olarak, yani 12. yüzyıldan itibaren gelişen minyatüre baktık. Aslında minyatür kelimesi miniare'den geliyor. Yani İtalyanca, Latince bir sözcükten geliyor. En temel anlamıyla kitapları süsleme sanatı. Ve böyle bir sanat zaman içinde gelişerek önce saray sanatına dönüşüyor. Sarayda tabii kralların, hükümdarların başarı hikayelerini, işte kazandıkları zaferleri, o zaferleri kazandıkları belki toprakların haritalandırılmasını içeriyor. Ve tabii döneme ait çok önemli bilgiler içeren, birazcık da tarihsel bir tarafı da olan bir sanat yapma biçimi olarak kitaplarda yerini buluyor. Bizim temel ilgi alanımız önce klasik minyatürdü. Fakat sonrasında çağdaş sanat alanında minyatürün bugün nasıl yaşadığı, yani bu 18. yüzyıldaki kırılmadan sonra, kopuştan sonra aslında bir minyatürün ikinci hayatı var. Biz minyatürün ikinci hayatına bakıyoruz. O yüzden Minyatür 2.0 diye tanımladık bu sergiyi. Minyatürün ikinci hayatında tamamen kitaplardan çıkmış, boyutları değişmiş, malzemesi değişmiş, konuları değişmiş bir minyatürle karşı karşıyayız. Bu minyatür sanatı da tabii ki hükümdarların, padişahların konularından çok farklı. Sanatçıların kendi özgün meselelerini, bugünün meselelerini, toplumsal cinsiyet gibi, ekonomik eşitsizlikler gibi pek çok farklı meseleyi ele aldıkları ve form olarak da olabildiğince özgür, yeni teknolojilerin denendiği, işte üç boyutlu animasyonların da olduğu veyahut da çok normalde kitap boyutundan çıkıp devasa boyutlara geldiği minyatürlerin çok çok farklı örnekleri aslında taradık ve onları davet ettik sergiye. Çok da güzel olmuş sergi, ellerinize sağlık. Pera Müzesi'nde uzunca bir süredir, Ağustos'tan beri aslında açık. Ocağa kadar da açık kalacak ve her gün 300 kişi geldiğini düşünürsek pandemi şartlarında, salgın şartlarında oldukça iyi bir sayı. Ben görüyorum her buradan geçerken, özellikle gençlerin çok ilgisini çekiyor. Evet, Halil'e dönmek istiyorum şimdi. Senin de çok güzel eserlerin var
serginin içerisinde. Sen minyatürü oldukça büyütmüşsün ve çok da güzel olmuş, ellerine sağlık. Ve yine o Halil Altındere dokunuşlarını hissediyoruz ve bariz bir şekilde görüyoruz bakar bakmaz. Teşekkürler. İlk sorunuza söylediğiniz gibi aslında minyatürle olan ilgimiz yeni bir şey. Ben yaklaşık 5 yıl önce Büyük Validehan'a taşınmış. İlk defa bir atölyem olsun diye. Orada gittiğimde 450 yaşındaki bir kubbeli atölye, tarihan odası tuttum. Ve oranın tarihçesini merakla başladı. Aslında orayı Kösem Sultan yaptırmış. İşte mimarisi, neden yaptığında araştırma yaparken eski el yazmalarına kadar gittik ve orada araştırdıkça aslında minyatürün ne kadar zengin bir form olduğunu gördüm. Sonra yanılmıyorsam yine 5-6 yıl önce Azra ile buraya sanat tarihçi Nurdan Atasoy'un bir sunumu vardı aşağıda, sinema salonunda. Tarihi Armada'yı matrakçı Nasuh'un minyatürler üzerinden eskiden var olan binalarla bugün olmayan binaları karşılaştırarak, özellikle İbrahim Paşa Sarayı etrafındaki yapılanmayı, hangi dönemde, çünkü hiçbiri yazılı ve basılı şeylerde olmadığı için bir sanat formundan bunu alıp bugüne taşınması ve bunun bilimsel olarak kullanılması ilgimi çekmişti. O açıdan da böyle form olarak minyatür değil de bir bilgi nesnesi olarak minyatür daha da ilgimi çektiğinde minyatürle ilgili bir şey yapmaya karar vermiştim. Bu arkada gördüğünüz minyatür Topkapı Sarayı'nda batılı anlamda yapılmış ilk minyatür ve aslında minyatürden batılı resim sanatına geçişin bir geçiş aşamasında yapılmış bir eser olduğu için ilgimi çekmişti ve ondan yola çıkarak bugünden bazı durumlarda katarak bir kurgu yaptım. Ve bunun içinde 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi minyatür bölümünde Filiz Adı Güzel Toprak'la işbirliği yaparak bu eseri gerçekleştirdik. Normalde minyatür bir kitap formu olduğu için A4 boyutunu geçmez. Ona göre kağıt, el yapım kağıtları, boyamaları, taramaları ona göredir. Bunu biraz da büyüterek onlar için ikinci bir şey oldu. Bir form. O yüzden de kendisi ve öğrencileri bunu okulda bir yıla yayan bir süreçte denemeler yaparak gerçekleştirdiler. Burada drone'u hemen fark ediyoruz tabii. Günümüze taşıyan en belirgin simge o olsa gerek ve Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu mu getiriyor? Evet. Bugün Londra'daki National Müze'de gösterilen Bellini'nin meşhur Fatih portresi, tabii baktığımızda tarihte aslında en insanların belline kazınmış bir şey olduğu için bir tür bu cülus töreni de aslında atalarına saygı ve yeni kuşaktan kuşağa görevi sürdürmeyle ilgili olduğu için bir tür ecdadını işte drone'la bugüne getirerek o cülus töreni, yani o tahtta değişim sürecini bir drone'la Fatih'i getirerek, sağ tarafta da şehzadeler bu anı ölümsüzleştirmek için selfie çekiyorlar. Hani bugünden bir şeyler olsun istedim. Evet, günümüze oradan direkt bağlanıyor. Evet, çok da büyük bir minyatür. Dediğin gibi A4'ün üstünde çıkmayan minyatürler bu sergide. Karşımıza çok farklı formlarla, bazen dijital olarak, bazen çok daha büyük formlarla çıkıyor. Çok ilgi görmesinin sebebini neye bağlıyorsun Azra? Yani özellikle gençler çok büyük ilgi gösteriyor. Bir kere merak ediyorlardır belki minyatürü. İlk defa minyatür üzerine bir sergiyle karşılaşıyor olabilirler. Bir de geçmiş günümüze bir bağlantı noktası aslında. Evet, ama aynı zamanda da bana minyatürle ilgilenmeyen insanların da ilgilenebileceği bir sergi gibi geliyor bu. Farklı dünyaları aslında yan yana getiren bir sergi o anlamda. Burada herhangi bir ön yargıya çok yer yok. Çünkü sanatçıların minyatürün nasıl ele aldıklarına baktığınız zaman o klasik beklentileriniz, yani minyatürle ilgili o klasik beklentilerin çok ötesinde çok yaratıcı biçimlerle karşı karşıya kalıyor izleyiciler. O yüzden de böyle kulaktan kulağa yayılan bir sergi haline geldi. Sen nasıl yorumluyorsun hem sanatçıların minyatüre bakışını hem de izleyicinin? Aslında sergide bir tek ben minyatüre doğrudan alakalı değilim. Sebebi de aslında ben resim eğitimi alsam dahi birçok formla kendimi gerçekleştiriyorum. Bazen resim, bazen heykel, bazen video, fotoğraf. İşte en son Venedik'te gördüğünüz gibi mimari bir form. Bunu yaparken de bir film yapar gibi bir sürü profesyonellerle bir yaşaya gelip
yapması gereken işi en iyi şekilde ifade edecek bir ekiple ve o formlarla çalışmak. Minyatür de öyle. Aslında minyatür demin dediğim gibi bir bilgi nesnesi olarak görme nedenim. Aslında bugüne kadar bütün disiplinlerle yaptığım flörtler gibi minyatürle de bir tür flört. Biraz uzun süreli bir flört ama onun sebebi de işte atölyemin tarih yarmada da olması, her gün oradaki o tarihi şeylerle içli dışlı olmam. Burada da mesela geçen yıl San Francisco Müzesi'nde bir sergi yapıldı. İnsanoğlunun ayak basışının 50. yılıydı. Ve oradan mesela bizi davet ettiler. Biz şey yaptık. Bu ayağa çıkmayla ilgili buradan, bugünün sanatından bir video. Ve aynı zamanda Almanya'da da yine bir Ayın Öteki Yüzü diye bir sergi vardı. Yine bu 50. yıl kutlamalarında. Orada da üst katta görülen Tesla to the Moon diye bir iş yapmıştım. Oradaki eserde 16. yüzyılda Tophane sırtlarında gökyüzüne teleskopla bakan alimler var. Bu iki işte yaptığım gibi yine geçmiş ve gelecek arasındaki o şeyi 16. yüzyılda bugün SpaceX'e bakarak biraz şey almıştım. Bugün ve gelecek arasındaki o ilişkiyi minyatür üzerine, eski bir formu ama çağdaş bir yorumla bir araya getirmeye çalışmıştık. Benim yaklaşım biçimim de o biraz. Evet, bu arkamdaki murakka çok hoş bir form. Yani murakkanın sunuluş biçimi çok hoş gerçekten. Tarihte bir yolculuğa çıkıyoruz sanki ama senin engin fikirlerin ve yorumunla, sanatsal yorumunla da bambaşka bir şeye dönüşmüş o murakka. Biraz hani murakkadan belki bahsetmek istersin. Çünkü Halil'in de çok özel bir işi olmuş. Benim en sevdiğim işlerinden biri olmuş. Evet. Bu sergi için özel yaptım onu. Evet. Murakka aslında Farsça bir sözcük. Farsça yan yana getirilmiş, iliştirilmiş anlamına geliyor. Ve murakkalara Osmanlı'da çok rastlanıyor. Ama tabii bütün bu baktığımız coğrafyaların hepsinde de murakkalar var. Murakkalar en temelde birbiriyle ilişkili olması zorunlu olmayan, kimi zaman Kur'an'dan bir sayfa olabilir, kimi zaman bir şiir, bir hikaye, onun yanına iliştirilmiş, farklı minyatürlerle yan yana getirilmiş aslında kitaplar, eski türden kitaplar. Bu sergi bağlamında da farklı birkaç murakka örneği var. Bir tanesi Halil'inki, bu padişahın cuma namazına gidişi. Aslında Halil böyle zamanlar arasında sıçramalar yapıyor ama aynı zamanda medyumlar arasında da, türler arasında da bir sıçrama yaptı. Ve normalde bir gravür olan bu cuma namazına gidişi bir minyatür formuna getirdi ve günümüzden yeni öneriler ekledi içine. Bazı protestocular var, yine drone taksiler var, eşlik eden tomalar var padişaha. Çok enteresan bir işe dönüştü. Ve evet, biraz eve gelelim. Sanatla dolu bir eviniz mi var? Sürekli sanat mı konuşuyorsunuz? Ya da sürekli işleri mi konuşuyorsunuz? Halil'in yeni belki üzerinde çalıştığı eserler, senin yeni sergilerin. Çünkü sen en son Çanakkale Bienali için konuşmuştuk. Bugün burada bu sergi için konuşuyoruz. Ama sen de bitmiyordun Pilot Galeri bir taraftan. Halil öyle. Dünyanın her tarafında pek çok eser sergiliyor. Hatta görüşmelerde devam ediyordur şu anda. Ya, evdeki sohbet, muhabbet nasıl? Tabii bir taraftan da 1,5 yaşında bir bebeğiniz var. Yani bizim farklı rollerimiz var tabii. Yani sadece sanatın içinde tabii nefes alıyoruz. Yani bu yaşamımızın bir parçası ancak tek rolümüz o değil. İşte anne olmak, birinin çocuğu olmak, pek çok farklı işte galeriyi yönetmek, aynı zamanda küratör olmak gibi farklı rollerimiz var. Halil yani sanatçı olduğu için tabii o yani bütün hayatı sanatla birlikte yoruluyor diyebiliriz. Çünkü 24 saat aslında sanat düşünüyor. Senin adına konuşuyorum ama benim orada rollerim değişiyor tabii. Bazen onun yani tamamen gündemden, ekonomiden veyahut da politik durumdan bağımsız olarak hayal ettiği şeyleri gerçekleştirmek gibi bir misyonum var hayatta. Ya aslında benim hayat ve sanat da çok ayrı değil. İş işe geçmiş şekilde, Azan dediği gibi. Yani benim için büyük şans Azra ile birlikte olmak. Çünkü bir sürü saçma fikirlerimi Azra başta reddediyor. O yüzden sınıf kapısına çıkmadan
Onlar şey oluyor. Yoksa ben mesela yüzlerce düşünmüştüm, bir tanesini gösteriyorum sana. O açıdan benim için iyi bir şey eleştirmen olması ve acımasız bir eleştirmen evde. Bir de birçok bienallere, müzelere katıyoruz ama azdan öyle bir şey de var ya, mesela tuttuğunu koparan bir yapısı var. Mesela hem Venedik Bienalinde hem de son Berlin Bienalindeki sunmuş olduğum projeler Türkiye'deki katkı finansal olarak şeyleri aşan şeylerdi. Bir de politik ve ilişkiler ağını da aşan bir şeydi. Bir tanesi mesela Berlin Bienalinde Tempelhof havaalanına mülteci kapında çekim yapmak istediğimi söylemiştim Azra'ya. Normalde oraya milletvekilleri bile giremiyor çünkü yasaklı bölge. Bir şekilde Azra ilişkilerini kurarak çekim ekibiyle bizi kendimizi orada görmüştük falan. Bienal ekibi de çünkü izin almaya bile yeltenmemişlerdi çünkü nasıl giremeyiz diye. Onlar için büyük bir sürpriz oldu Bienal'in açılışını görmüş olmaları. Geçen Venedik Bienali ile ilgili de yani gemiyle 3 konteyner eserin oraya gönderilmesi, bunun için Türkiye'deki saha gibi destekleyen dernekte var ama bazı büyük projelerde devlet katkısı olmadığında özel sermayeden destek bulmak gerekiyor. O ilişkiler anında azra bir şekilde additionlar yaparak kısa bir sürede toparlamış. O yüzden de hayal ettiğim şeyler bazen kurumların ötesinde evde daha kolay ulaşabiliyorum. Evde Azra gibi bir küratör ve tuttuğunu koparan bir küratör olunca sanatçı için işler kolay oluyormuş. Bunu anladım böylece. Mutluluğunuz daim olsun, başarılarınız daim olsun. Daha nice listelerde görelim dünyada sizi. Evet, bizde böyle listeler yapılmıyor ama dünyada olanlar da bizim için çok kıymetli. O listelere girmek hiç kolay değil. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Davet ettiğin için teşekkürler. Önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Pera Müzesi'nde Minyatür 2.0 sergisini kaçırmayın. Pera Müzesi'nde 17 Ocağı kadar devam edecek Minyatür 2.0 Güncel Sanat'ta Minyatür sergisi için Fanname adlı yeni bir minyatür serisi hazırlayan sanatçı Canan, 13 Ocağı kadar gerçekleştireceği bir dizi performansla sanatseverlerle buluşuyor. Canan'ın tarot kart formatında ürettiği seriyle gerçekleştireceği performanslara müzenin internet sitesindeki rezervasyon formuyla katılım sağlayabilirsiniz. Labirent Sanat, Metanoia isimli grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Aslan Kaplan Bayrak, Nermin Ülker ve Serdar Oruç'un eserlerinin yer aldığı sergi, 16 Ocak 2021'e kadar Labirent Sanat'ın Tepebaşı'ndaki yeni mekanında ziyaret edilebilir. Yeni filmi Bir Nefes Dağı'nın dünya premierini 24. Salim Black Nights Film Festivali'nde yapan yönetmen Nisan Dağ, festivalde en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Özellikle salgın sürecinde ülkemizdeki müzisyenlerin yaşadığı sıkıntılara odaklanan Türkiye'de Müzisyen Olmak adlı mini belgesel serisinin ilk bölümü Ben İnsan Değil Miyim yayınlandı. Alper Erdinç, Mert Gider ve Gizem Ertürk tarafından hazırlanan 6 bölümlük mini belgesel serisinin ilkinde Melek Mosso, Burhan Şeşen, Cahit Berkay, Kerem Kabadayı ve daha birçok isim yer alıyor. Ece Barak, Anılar isimli yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Ece Barak, düzenlemesi Yiğit Avcı imzalı şarkının video klibi ise YouTube'da yayında.